Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda 5. sınıf matematik kitabı sayfa 126 ve 127'deki sıra sizde etkinliğinin cevaplarını yapacağız. Ödevinizi yaptıktan sonra videoyu kontrol amaçlı izlerseniz daha faydalı olur. Bundan sonraki yüklenecek videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza ücretsiz abone olabilir ve zil simgesine basarak bildirimleri açabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz. Beğendiğiniz videoları WhatsApp gruplarında, Facebook sayfalarında arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım hemen. Aşağıda eş parçalar ayrılmış şekillerde modellenen işlemleri altlarına yazınız demiş. Şimdi ilk baştaki kesrimize bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 eş parçaya ayrılmış. İkisi boyanmış ama okla devam etmiş ve burada yeni bir kesir oluşturmuş. Ne yapmış burada aslında? Kesiri genişletmiş. Neden? Bu çünkü 10 eş parçaya ayrılmış ve burada 4'ü boyanmış. 10 eş parçaya ayrılıp şimdi şunu bir yazalım altına. 5'te 2 bu ne olmuş? Genişletilmiş pay ve paydası aynı sayı ile çarpılmış. Kaçla çarpılmış pay ve paydası? Çarpı 2 çarpı 2 dersek yeni oluşan kesrimiz 4 bölü 10 olur. Yani bunu ifade eder. O zaman şuraya hemen 4 bölü 10 yazalım. Yani 10'da 4. Daha sonra şimdi arasına herhangi bir işaret koymayacağım. Çünkü nasıl bir işlem yaptığını bilmiyoruz. Onu sonuca göre bakacağız. Daha sonraki kesrimiz 10'da 2 2 bölü 10 yazalım ona da. Ama eşittir mutlaka yazacağız zaten hangi çıkarma da olsa toplama da olsa. Onun için eşittir yazıyorum. Ve sonraki oluşan kesire bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eş parçası boyanmış 10 eş parçanın. Buna ne diyeceğiz? 10'da 6. Şimdi 10'da 6 nasıl elde edilmiş? 10'da 4 ile 10'da 2 toplanarak 10'da 6 elde edilmiştir. Bu şekillerin modellerin matematik cümlesi budur. 10'da 4 artı 10'da 2 eşittir 10'da 6. B şıkkında bir sayı doğrusu görüyoruz. Daha doğrusu hem B şıkkında hem C şıkkında. Şimdi sayı doğrusunda bir bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını bulabilmemiz için 0 ile 1 arasına bir bakalım kaç eş parçaya ayrılmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 eş parçaya ayrılmış bir bütün. Ama şimdi biz oku takip etmemiz lazım. Ok nerede duruyor? Burada duruyor. Dolayısıyla burada bir bileşik kesir oluşacak şimdi. 9, 10 diye devam ediyor. 10, 10 bölü 8 yani 8'de 10 olarak ifade edilebilir bu. 8'de 10. Onu üste yazıyoruz. Paydır 10 çünkü. Artı neden artı koydum? Çünkü ok devam etmiş bu tarafa doğru. O zaman burada 1, 2 var. Bu da ne demektir? 8'de 2 eşittir. 8'de 10 ile 8'de 2'nin toplamı ortak paydayı yazıyoruz. 8 üstüne yazacağız. 12 yazacağız. Bakalım gerçekten şu oka bakacağız. 12'ye mi gelmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gördüğünüz gibi burası 12 bölü 8'e eşittir. Şurasını yazalım isterseniz. 12 bölü 8'e eşittir burası. C şıkkına bakalım. C şıkkına baktığımızda ne görüyoruz? Şimdi yine bir ok gelmiş buraya. Bir defa buradan geriye doğru gelmiş. Yani bir eksiltme çıkarma işlemi var burada. Bu okun geriye doğru gelmesinden bunu anlayabiliriz. Bu da ne yapmış? Burada işlem sonucu olarak işaretlenmiş. Şimdi önce bir bütün kaç eş parça ayrılmış ona bakalım. 1, 2, 3 eş parça ayrılmış bir bütün. Ve buraya gelen okun olduğu yere gelen e, çizgi neymiş? Neyi ifade edermiş? Bir bakalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne demek bu? 10 bölü 3. Yani 3'te 10 demek. 10 bölü 3 eksi. Neden eksi koyduk? Ok geriye doğru gidiyor çünkü. 1, 2. Bu ne demektir? 2 bölü 3 demektir. O da eşittir. 10'dan 2 çıktı. 8. Ortak paydamız 3 olarak yazılır. Şimdi burası kaç eşittir? 8 bölü 3 e eşittir. 3'te 8'e ya da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gördüğümüz gibi 8 bölü 3'e eşittir burası. İkinci soruya bakalım. Aşağıdaki kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahmin istemiş bizden. İşlem sonuçlarını bulunuz ve tahmininizi gerçek sonuçla karşılaştırınız demiş. Şimdi ben tahminlerimi sözlü olarak ifade edeceğim. Buraya yazmayacağım herhangi bir şekilde. Daha sonra işlemimizi yapacağız. Bakacağız sonucumuzu da karşılaştıracağız. kesirlerde işlem sonucunu tahmin etmek için öncelikle kesirlerin bütüne, yarıma ve sıfıra yakınlığına bakacağız. Şimdi 4 T2 kesri bir yarım kesir ifade eder. Pay ve payda birbirinin yarısı ise bu yarımı ifade eder her zaman. Pay ve payda aynı ise bütünü ifade eder. Şimdi 12'de 7 ne, nedir peki? Burası 6 olsaydı yarım olurdu. Demek ki 12'de 7 yarıma yakın demektir. Bir yarımla bir yarıma yakının toplamından ne elde edilebilir? Bir bütüne yakın elde edilebilir. Hemen işlemimizi yapalım ama payı ve paydayı neyle ne ile çarpacağım? 3 ile çarpacağım. Neden? Çünkü 12'ye işlemem lazım burayı da. 3 kere 2 6 diyeceğim. 6 bölü 12 artı 7 bölü 12. O da eşittir. 6 7 daha 13 eder. Bölü 12 gördüğünüz gibi 1'e yakın oldu. Nereden anlıyorum 1'e yakın olduğunu? 12 bölü 12 1'dir çünkü. 1'den biraz fazladır bu. Yani 1'i biraz geçmiştir. 5 şıkkına bakalım. 5 şıkkında bir çıkarma ile karşı karşıyayız. 15'te 10. Şimdi e, yarım olması için burası yarıma yakın. 15'te 7, 15'te 8 civarı yarımdır. Bu e, yarıma yakın bir kesirdir. 5'te 3 ise yine o da yarıma yakın bir kesirdir. Dolayısıyla yarıma yakın e, kesirden yarıma yakın kesiri çıkardığımızda sonuç sıfıra yakın bir e, kesir olarak çıkar. Şimdi Burada ne yapacağız? Önce paydasını eşitleyeceğiz bunun da, bunun 15, bunun 5 paydası. O zaman buna 3 yazarsak paydasını eşitleriz. İşlemimize devam edelim. 10 bölü 15 eksi 3 kere 3, 9. 9 bölü 15, pardon, 15 yazalım şurayı eşittir. 10'dan 9 çıktı, 1 ortak paydamız 15. Gördüğünüz gibi gerçekten sıfıra yakındır. 15'te 1. Çünkü 15 eş parçayı düşünün ve bunun bir tanesini düşünün. C'ye bakalım. 16'da 11 artı 4'te 2, 4'te 2 yarımdır çünkü pay ve payda birbirinin yarısıdır. 16'da 11 ise 16'da 8 yarımı ifade eder. Yarıma yakın bir kesirdir. Yarıma yakın bir kesirle yarımın toplamı bütüne yakın bir kesir elde edilir. Payda diyeceğiz önce. Payda değiştirmek için burayı 4'le çarpacağız. Payı ve paydasını 11 bölü 16 yazdıktan sonra artı diyeceğiz. 4 kere 2, 8. 4 x 4 16 yapar. Toplarsak 11 8 daha 19 yapar. 16 paydasıdır. 16 bölü 16 bütündür. 19 bölü 16 da bütüne yakındır. Yani 1'e yakın bir kesir elde ettik buradan. Ç şıkkına bakalım. Ç şıkkında önde tam sayılar var. Ve kesirlerimiz var. Şimdi 33'te 10 neye yakındır? Ee, biraz daha e, şimdi yarısı olsa bunun 15-16 civarı olması lazım. Evet yarıma yakın bir kesirdir. 11'de 4, e, 11'in e, yarısı yine 5,5-6 civarı olur. Bu da yarıma yakın bir kesirdir. Şimdi burada 3 var, 1 var. E, 3 1 daha 4 yapar. Şimdi bunlar da yarıma yakın kesirlerdir. Bunları da eklediğimizde buradan 5'e yakın bir sonuç elde edilir. Ama önce neyi yapacağız? Paydalarını eşitleyeceğiz. Paydaları eşitlemek için bunu ne yapacağız? 3 ile çarpacağız. 33 bulacağız paydasını çünkü. 3 tam 33 t 10 artı 1 tamları payda değiştirirken hiçbir işlem yapmıyoruz. Olduğu gibi yazıyoruz. 1 tam 12 bölü 33 o da eşittir. 3 bir daha 4 yapar. Şuraya altına yazalım isterseniz eşittir diyelim. 3 bir daha 4 yapar. 4 e, tam. Şimdi burada e, 12 10 daha, 10 12 daha pardon 22 yapar. 22 bölü 33 gördüğünüz gibi bu 5'e yakın bir kesir oluştu burada. 32'de 20 8 8'de 1. Şimdi 32'de e, çıkarışacak kalem değiştirelim isterseniz. 32'de 20 eksi 8'de 1. Şimdi 32'de 20 yarıma yakın bir kesirdir. 8'de 1 ise 0'a yakın bir kesirdir. Sonucumuz da yarıma yakın bir sonuç olarak çıkacak diye tahmin ediyorum. Şimdi bunu paydasını ne yapacağız? 32 yapacağız. Onun için 4 ile çarpacağız bunu payını ve paydasını. 20 bölü 32 eksi 4 kere 1 4 yapar. 4 bölü 32 o da eşittir. 20'den 4 çıktı 16 yapar 32 tam yarım çıktı çünkü pay ve paydası birbirinin yarısıysa kesir yarımdır 4 tam 50'de 35 eksi 1 tam 25'te 5 şimdi 50'de 35 e, yarıma yakın bir kesirdir e, 25'te 5 sıfıra e, yakın bir kesirdir burada 4 tamlar var e, burada 1 tam var burada 4 tam var pardon 4'ten 1 çıktı 3 kalır Burası yarıma yakın burası sıfıra yakındı. Sonuç yine yarıma yakın çıkacağı için 3'ten biraz daha büyük bir kesir elde etmiş olacağız tahminimce. Şimdi 4'ten paydasını eşit diyelim önce. Burayı 2 ile çarpmam lazım. 4 tam 35 bölü 50 eksi 1 tam 2 kere 5 10 yapar. 10 bölü 50 o da eşittir. 4'ten 1 çıktığı zaman 3 kalır. 35'ten 10'u çıkardığımız zaman 25 kalır. 50'de de oraya yazarsak gördüğünüz gibi 50 de 25 yarım demektir. Bu ne demektir? 3,5 yani dediğimiz doğru çıktı. Sonrakine bakalım. 4 tam 8'de 2 artı 8'de 2. Şimdi 8'de 2, her iki kesir de yarımla sıfırın arasında bir yerdedir. Dolayısıyla bu ikisini topladığımızda bir yarım elde etmiş olacağız. Bir de 4 tamımız var burada. O zaman burada 4.5 kesirini elde etmiş olacağız. Yani 4 ile 5'in arasında bir kesir elde etmiş olacağız. Şimdi burada herhangi bir önünde tam olmadığı için 4 ile 0 tam olarak düşüneceğiz. Onu 4 ile 0'ı toplamak demek 4 demektir. Paydalar eşit olduğu için direkt toplama yapıyorum. 4 tam, 4 bölü 8, 4 bölü 8 yarımdır. 4.5 oldu gördüğünüz gibi. 7 eksi 7'de 3 şimdi 7 tam var burada 7'den 7de 7'de 3'ü çıkaracağız ama 7'de 3 neye yakındır yarıma yakındır 7'den bir yarım çıkardığımızda 6.5 civarı bir 6 ile 7 arasında bir kesir oluşur ama nasıl yapacağız önce bunun paydasını 1'miş gibi düşüneceğiz tam sayıları kesir olarak gösterirken mutlaka 1 yazıyoruz paydasına eşitleyeceğiz buraya 7 Yazacağız ne demek bu hem payı hem paydayı 7 ile çarpmak neden Çünkü 7 eşitleyeceğiz kesirleri Ortak paydayı 7 kere 7 49 yapar 49 bölüm 7 kere 1 7 eksi 3 bölü 7 Eder 49'dan 3'ü çıkardığımızda 46 Olur 46 bölü 7. Şimdi 46 bölü 7 kafanızda canlanmıyor olabilir nasıl 6 ile 7 arasında. Bunu şöyle yapabilirsiniz isterseniz tam sayılı kesire çevirebilirsiniz. 46'yı 7'ye böldüğümüzde ne olur 6 olur 6 kere 7 42 olur. 42'den 6'dan 2 çıktı 4 kalır burası 0 kalır. Bu ne demektir 6 tam 7'de 4 demektir şöyle şuna eşittir şöyle 6 tam. 7 de 4. 6 tam 7 de 4 de 6 ile 7 arasında bir yerdedir. 9'da 1 artı 5 demiş. 9'da 1 neye yakındır? 0'a yakındır. 5 zaten tamdır biliyoruz. O zaman bu 5'ten biraz büyük bir kesir olacak. Peki nasıl yapacağız? Önce onun paydasına 1 yazacağız ve 9 ile bunu eşitleyeceğiz. Eşittir 1 bölü 9 artı 9 kere 5 45 yapar. 45 bölü 9 o da eşittir. 46 bölü 9 eder 46 bölü da 5'e yakındır e nereden biliyoruz Burası 45 sen 5 yapar 9'da bir var ya zaten şunu görmüştük burada sonuç 5'e yakındır bir yolun ilk gün onda ikisinde ertesi gün 2 de birinde asfalt çalışması yapılmıştır asfalt çalışması yapılan yol tüm yolun kaçta kaçıdır modelleyerek gösteriniz ve işlemi yazınız demiş Şimdi modelleyerek göstermemiz için Paydaların eşit olması lazım burada şimdi e, paydaların eşit olması için de bunu 5 ile çarparsak şuraya alt ayında yazalım bunları 2 bölü 10 ve 1 bölü 2 şimdi bunu 5 ile eşitlersek 5 kere 1 5 yapar 2 kere 5 10 yapar 10'da 5 birinci gün 10'da 2 ikinci gün 10'da 5 yapılmış yani o zaman model çizebiliriz hemen şöyle bir model çizelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi bunu 10, 10 tamamı 10'da 10 oluyor çünkü. Ve ilk gün kaçta kaçı yapılmıştı? 10'da ikisi yapılmıştı. Şöyle yapalım. İkinci gün kaçta kaçı yapılmıştı? 10'da 5'i. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 bu da yapıldı. Şöyle şurayı tam şey yaparsak. Geriye ne kaldı? 10'da 3 kaldı. Modelleyerek gösterdik. İşlemi yazalım şimdi. Önce 10'da 2 ile 10'da 5'i toplayalım. 10'da 2 artı 10'da 5. O da eşittir. 10'da 7 yapar. Şimdi 10'da 7'yi ne yapacağız? Tamamı 10'da 10 olduğuna göre 10'da onda 10'dan çıkaracağız. 10'da 10. 10 bölü 10 eksi 7 bölü 10 demektir. O da eşittir. 10'dan 7 çıktı. 3 fayda ortaktı. 10'da 3 gördüğünüz gibi buraya denktir. Bu da. Bir bahçenin 6'da ikisine domates, 12'de 6'sına salatalık ekilmiş. Kalanına ekim yapılmamıştır. Bahçenin kaçta kaçına ekim yapılmamıştır. Modelleyerek gösteriniz ve işlemi yapınız demiş. Şimdi modelleyerek göstermemiz için şöyle bir bahçe modeli düşünelim. Şöyle küçük bir şey yapacağım ben. 12'ye bölelim bunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Neden 12'ye böldüm 6'ya değil de? Çünkü... 6'da 2'yi ben 12'ye eşleyeceğim. Şimdi şurada yapabiliriz onu. Alta yazayım. 2 bölü 2 bölü 6. Ben bunu 2 ile çarparsam payını ve paydasını 2 kere 2 4 yapar. 2 kere 6 12 yapar. 12 de 4'e eşittir bu. Şimdi 12 de 4 ne demektir? Yani 6'da 2 eşittir. Bu domates ekilmiş. Hemen onu tarayalım şu kısma. 1, 2, 3, 4. 12 de 4'üne dediğine göre şurası ne olmuş olmuş? Domates olmuş. 12 de altısına ise salatalık ekilmiş. Salatalık ekilen kısmı da tarayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu da taradık. Şimdi geriye kalan nedir? Ekim yapılmamış. Bahçenin kaçta kaçına ekim yapılmamıştır diyor. Gördüğümüz gibi 12'de ikisine ekim yapılmamış. Şimdi modelledik gösterdik. Bunu işlem yaparak bulalım bir de. İşlem yaparak bulmak için önce ekili alanı bulalım. Ekili alanı bulmak için 2 bölü 6 yerine artık 4 bölü 12 yazacağım. 4 bölü 12 ile 6 bölü 12'yi toplayacağım. Neden? Salatalık ve domates ekilen yeri bulmak için. Ortak paydamız 12. Onu yazıyorum hemen. 6, 4 daha 10. 12 de 10'u ekim yapılmış alan. Şimdi tamamı kaçtı? 12'de 12 de 12 O zaman 12'de 12 de 12'yi yazalım hemen. Ve 12 de 12'den ya da 12 bölü 12'den 10 bölü 12'yi çıkaralım. Çıkardığımızda ortak paydamız 12. 12'den 10 çıktı. 2 kalır. 12 de 2. Gördüğümüz gibi buraya denktir. Budur. Evet beşinci soruda bir tabloyla karşı karşıyayız. Tablomuza bakalım neymiş tablomuzun adı Ayşe ve Mehmet'in yarışta aldıkları yol miktarları. Biliyorsunuz her tablonun bir adı olur. Bunu daha önce öğrenmiştik. Şimdi burada Ayşe var, burada Mehmet var. Burası Ayşe'nin satırı, burası Mehmet'in satırı. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Tablomuza şöyle bir kaba baktıktan sonra açıklamalara bakalım. Ayşe ve Mehmet bir parkur yolunu tamamlamak için üç gün sürecek bir yarışmaya katılmışlardır. İlk iki gün bisikletle gidecekler. Üçüncü gün yürüyerek yarışı tamamlayacaklardır. Ayşe ve Mehmet'in günlere göre yolu bitirme miktarlarının bir kısmı tabloda verilmiştir. Buna göre A. Ayşe'nin yürüdüğü yol parkurun kaçta kaçıdır? B. Mehmet ve Ayşe'nin yürüdüğü yolların farkı parkurun kaçta kaçıdır? C. Mehmet'in bisikletle gittiği yol parkurun kaçta kaçıdır? Şimdi bunları adım adım yaparsak gözünüz korkmasın hepsini bulacağız. Adım adım yaparsak işimiz kolay. Önce A'ya bakalım. Ayşe'nin yürüdüğü yol parkurun kaçta kaçıdır diyor. Yürüdüğü yol neydi? Son gün yürüdüğü yoldu. İlk iki gün bisikletle gittiği yoldu. Önce bisikletle gittiği yolu bulursak biz parkurun tamamından e, bisikletle gittiği yolu çıkarırsak yürüdüğü yolu bulabiliriz. Şimdi bisikletle gittiği yolu bulabilmemiz için e, buradaki bütününü şimdi ona bakacağız. Bu da ona eşlenebilir. O zaman bunu ile çarpacağımıza göre tamamı onda on olarak düşüneceğiz. Ama önce 1 bölü 5 artı 4 bölü 10 e, toplayacağız ve tamamından çıkaracağız. Peki nasıl toplayacağız? Bunu 2 ile eşleyeceğiz. Şuraya A yazalım. Bu A şıkkı. 2 ile eşleyeceğiz önce. 2 kere 1, 2, 2 kere 5, 10 artı 4 bölü 10. O da eşittir 6 bölü 10. Bu 6 bölü 10 nedir Ayşe'nin? Bisikletle gittiği bölümdür. Peki biz yürüyerek gittiği bölümü nasıl çıkaracağız? Bulacağız. 10'da 10 on, bu yolun tamamıdır. O zaman 10'da 10 on, tamamı olduğuna göre şöyle bir çizgi çekelim. Eksi 6 bölü 10 dersek o da eşittir. 10 ortak paydamız. 10'dan 6 çıktı 4. 10'da 4. Buraya 4 bölü 10 yazabiliriz. Burayı bulduk şimdi. A şıkkını bulduk. B şıkkına bakalım. B şıkkında ne istemiş bizden? B şıkkında diyor ki Mehmet ve Ayşe'nin yürüdüğü yolların farkı parkurun kaçta kaçıdır? Mehmet'in yürüdüğü yol neresi? Burası 3 bölü 3'te 1 pardon. Burası da Ayşe'nin yürüdüğü yol demin bulmuştuk. Öncelikle Mehmet ve Ayşe'nin yürüdüğü yolların farkını bulabilmemiz için 4 bölü 10'dan 1 bölü 3'ü çıkaracağız. Fakat paydalar eşit değil. Paydaları eşitlememiz lazım. Hemen B şıkkı yazalım şuraya. B diyelim. 4 bölü 10'dan ne yapacağız? Eksi 1 bölü 3'ü çıkaracağız. Şimdi çıkarma işlemi yaparken paydaları eşitleyeceğiz. Burasını 3 ile burasını 10 ile çarpacağız. 30 ile eşitleyebiliriz çünkü bunu. Şöyle eşittir diye alta devam edeyim ben. 3 kere 4, 12 yapar. 12 bölü, 3 kere 10, 30 yapar. Eksi, 10 kere 1, 10 yapar. 10 kere 3, 30 yapar. Eşittir. Ortak paydamız kaç? 30'dur. Farkı kaçtır? 30'da 2'dir. Şimdi ne soruyordu bize? Parkurun kaçta kaçtır diye. Parkurun 30'da ikisi Bunların yürüdüğü yol, yolun farkı parkurun 30'da ikisidir Buradan bu sonuca ulaşırız. Mehmet'in bisikletle gittiği yolun, Parkurun kaçta kaç olduğunu bulabilmemiz için öncelikle Mehmet'in bisikletle gittiği ikinci günü bulmamız lazım. İkinci günü bulabilmemiz için bizim ne yapmamız gerekir? Bu yolun tamamından şunun ikisini toplayıp yolun tamamından çıkardığımızda ikinci günü ne kadar gittiğini bulabiliriz. O zaman 4 bölü 30 artı 1 bölü 3 dersek biz bunu kaçta eşitleyebiliriz? 10'da eşitleyebiliriz. 4 bölü 30 artı 11 Pardon 10 bölü 30 yapar. Bu da o da eşittir. 14 bölü 30 eder. Peki yolun tamamı kaçtır? Şimdi bu gidilen kısım ise tamamı 30'da 30'dur. 30'da 30'dan 30 bölü 30'dan ne yapacağız? 14 bölü 30'u çıkaracağız. 14 bölü 30'u çıkardığımızda 30'dan ortak paydamız 30'dur. 30'dan 14'ü çıkarırsak 16 buluruz. 30'da 16. Şurası nedir? 30 16 bölü 30'dur. Evet burasını bulduk. 16 bölü 30'dur. Bize neyi soruyordu? E, Mehmet'in bisiklette gittiği yol parkurun kaçta kaçları değil. Kaçta kaçı olduğunu bulmamız için bu ikisini toplayacağız şimdi. 4 bölü 30 artı 16 bölü 30 o da eşittir. 4 16 daha 20 yapar. 20 bölü 30. Sadeleştirebiliriz isterseniz bunu sadeleştirelim. Sıfırlar giderse buradan eşittir. 2 bölü 3 yani 3'te ikisidir bisiklette gittiği yol bir dikdörtgenin uzun kenarı 2 tam 4'te 1 cm, kısa kenarı 1 tam 16'da 5 cm ise dikdörtgenin çevresini tahmin ediniz. Gerçek sonuçta tahmininizi karşılaştırınız. Şimdi dikdörtgen dediğine göre önce ne yapmamız lazım? Bir dikdörtgen çizmemiz lazım şu şekilde. Çizdiğimiz dikdörtgenin şimdi verilenleri yerlerine yerleştirelim. Uzun kenarı kaçtı? 2 tam 4'te 1. 2 tam 1 bölü 4 ya da diyebiliriz. Karşısında ne olur? Aynısı olur. 2 tam 1 bölü 4 olur. Uzun e, kısa kenarları ise bir tam 16'da 5 olur. Bir tam 16'da 5 olur yine. Şimdi buradan e, neyi soruyor bize? Tahmin edelim diyor önce. Tahmin etmek için şöyle bir tamlara bakalım. 1, 3, 4 ve 6. 6 tane tamımız var. Şimdi bu e, yarıma yakındır. Bu sıfıra yakındır. Bu yarıma yakındır. e Şöyle ortalama oralardan da 1 gelirse bu 7 civarı bir şey elde edilir sanırım sonucu. Ama e, şimdi biz bunu gerçek sonucu bulalım bakalım tahminimize yaklaşıyor mu sonucumuz. Gerçek sonucu bulabilmemiz için ben bunları öncelikle bileşik kesire çevirmek istiyorum. Şimdi bunun bileşik kesir halini yazarsak 4 kere 2 8 bir de burada var 9. Şöyle baştan başlayalım hatta 9 bölü 4. Aynısından bir de yukarıda var onu da yazacağız. 9 bölü 4 karşı kenarı artı kısa kenarları 16 kere 1 16 5 daha 21 21 bölü 16 artı 21 bölü 16 diyeceğiz eşittir dersek şimdi buraları neyle eşleştireceğim paydasını eşleyeceğim pardon 4le neden burası 16 burası da 16 şimdi paydayı 16 eşitleyeceğim 9 kere 4 36 yapar artı 9 kere 4 30 şimdi önce onun paydasını yazalım 16 artı 36 bölü 16 artı 21 bölü 16 artı 21 bölü 16 şeklinde gider eşittir. Şimdi bunların toplama işlemini gerçekleştireceğiz. Ortak paydamız neydi? 16 idi. 6, 10, 6 daha 12, 13, 14. 14'ün 4'ü elde var. 1, 3, 6, 8, 10. Bir de eldemiz vardı. Ne oldu? 11, 114 bölü 16. Bunu tam sayılı kesire çevirelim şimdi. Tam sayılı kesire çevirmek için ne yapacağız? 114'ü 16'ya böleceğiz. Şurada bölelim. 114 bölü 16. 11'in içinde 16 yok. 114'ün içinde 16 7 keredir diyelim. 7 kere 6 42. 42'nin ikisi elde var. 4. 7 kere 1 7. 4 de elde 11 eder. Çıkarma işlemini gerçekleştirirsek 4'ten 2 çıktı. 2 buralar 0. Şimdi bunu nasıl yazacağız? Bu eşittir diyelim şuraya. 7 tam 16'da 2 olur. Bu da 7 tam 16'da 2. 16'da 2 0'a sıfıra daha yakındır. Gördüğümüz gibi 7 civarı bir sonuç çıktı. Ne diyeceğiz buna? Santimetre diyeceğiz. Aşağıdaki verileri kullanarak kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri yapmayı gerektiren bir problem kurup çözünüz demiş. Şimdi ilk problemimizi çözelim. 5/2, 15/4, Türkçe, matematik, İngilizce diye veriler verilmiş bize. Şimdi problemi şu şekilde kurabiliriz. Arda'nın bir günde çözdüğü soruların 5/2'si Türkçe, 15'te 4ü matematik, geri kalanı ise İngilizcedir. Arda'nın çözdüğü İngilizce soruları tüm testin kaçta kaçıdır? Şimdi öncelikle ne yapmamız lazım? Türkçe ve matematik testlerinin ne kadar çözdüğünü biliyoruz. 5'te 2 ve 15 15'te 4 bunları toplayacağız. Ve tüm testten çıkardığımızda İngilizce çözdüğünün ne kadar olduğunu bulabiliriz. Şöyle yapalım. 2 bölü 5 artı 4 bölü 15 diyelim. O da eşittir. 3 ile bunları eşleştirebiliriz paydalarını. 3 kere 2 6 bölü 15 artı 4 bölü 15. Bu da eşittir 10 bölü 15 tamamı ne kadardır peki bunun 15 15 nereden çıkarıyoruz paydaya bakacağız payda 15 e, 15'si e, payda 15 olmalı ki tamamı o, o şekilde bulabiliriz. Şimdi 15'te 15'ten 15'te onu çıkaracağız ve işlem sonucunu bulmuş olacağız 15'te 15 15 bölü 15 eksi 10 bölü 15. O da eşittir. 15'ten 10 çıktı. 5. 15 ortak paydamızdır. Aşağı yazdığımızda 15'te 5 İngilizce testidir. Tüm testlerin. 5 şıkkındaki sorumuzu çözecek olursak. Şimdi ne var verimizde? 2 var. 14'te 3 ve pizza var. 2 pizzanın 14'te 3'ü yenilirse geriye pizzanın kaçta kaçı kalır diye sorabiliriz. Ve işlemimizi yapalım. Şimdi 2 pizzamız varmış ve bunun neyi yenmiş? 14'te 3'ü yenmiş. 2 eksi 3 bölü 14 diyeceğiz. Şimdi burada tam sayımız var. Burada bir kesir var. Peki nasıl çıkaracağız? Hemen bunun paydasını 1 düşüneceğiz. Ve 14 ile bunu eşleştireceğiz. 14 çarpı 2 28 yapar. 28'den paydasına pardon 14 yazacağız önce. 28 bölü 14 eksi 3 bölü 14 diyeceğiz. O da eşittir. 28'den 3 çıkardığımızda 25 olur. 14 paydası olur. 14'te 25'i kalmıştır pizzanın. Yukarıdaki eşit aralıklara ayrılmış sayı doğrusundan harflere karşılık gelen kesirleri bulunuz. Bulduğunuz kesirlere göre aşağıdaki işlemleri yapınız demiş sorumuz. Şimdi harflere gelen, karşılık gelen kesirlere bakalım önce. Bir bütün kaç eş parçaya ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eş parçaya ayrılmış. Peki A nerede? Kaçıncı parçada? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci parçada. 7 eş parçaya ayrıldığına göre o zaman buraya ne diyebiliriz? 7'de 5 diyebiliriz ya da 5 bölü 7 diyebiliriz. B'ye bakalım. 7 devam edelim 8 9 10 11 12 o zaman buraya ne diyeceğiz 12 bölü 7 diyeceğiz C'ye bakalım burası 12 ise 13 14 15 16 17 17 de 17 bölü 7 pardon diyeceğiz C'ye de şimdi A şıkkına bakalım A artı B demiş A 5 bölü 7 B 12 bölü 7 o zaman 5 bölü 7 ile 12 bölü 7'yi toplayacağız toplarsak 12 5 daha 17 yapar 17 bölü 7'dir A şıkkını bulduk 5 şıkkına bakalım C'den A'yı çıkaracak mısınız C nedir 17 bölü 7'dir eksi A kaçtır 5 bölü 7 o da eşittir 17'den 5 çıktı 12 kalır 7 de payda ortak paydadır 12 bölü 7 olur 3 arkadaşın sipariş ettikleri 5 pizzanın 2 tam 6'da 5'ini Ali onu 12'de 6'sını Mehmet yemiştir. Ali'nin yediği pizza miktarı Ayşe'nin yediği pizzadan 1 tam 3'te 1 kadar fazla olduğuna göre Ali Ayşe'den 1 tam 3'te 1 kadar fazla yemiş. Ayşe'nin yediği pizza miktarı nedir? Önce A şıkkını bulalım. A şıkkını yazalım. Şimdi Ali Ayşe'den 1 tam 3'te 1 fazla yediğine göre Ayşe'ninkini nasıl buluruz? Ali'nin yediğinden 1 tam 3'te 1'i çıkaracağız. Ali'nin yediği neydi? 2 tam 6'da 5. 6'da 5 eksi 1 tam t 1. Şimdi bunları e, bileşik kesire çevirelim önce. Bileşik kesire çevirmek için 6 kere 2. 12, 5 daha 17. 17 bölü 6 eksi. 3 kere 1, 3. 1 de oradan ekleyeceğiz. 4, 4 bölü 3. paydaları eşitlememiz lazım. Onun için burayı 2 ile çarpacağız. 17 bölü 6 eksi. 2 kere 4, 8. 8 bölü 6 o da eşittir. 9 bölü 6 Ayşe'nin yediği pizza miktarı sadeleştirebilirsiniz isterseniz. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde burası 3 kalır, burası 2 kalır. 3 bölü 2 olarak da yazabilirsiniz. Her ikisi de doğrudur. Daha sonra bakalım Ayşe Mehmet'ten ne kadar fazla pizza yemiştir diyor. Şimdi Ayşe'nin yediği miktarı ne kadardı? 3 bölü 2. Mehmet'in yediği miktarı ne kadardı? 12'de 6. O zaman ya da şunu da baz alabiliriz. 9 bölü 6'dan şıkkını yapalım. B şıkkı 9 bölü 6'dan 6 bölü 12'yi çıkaracağız. Çıkarırken burayı 2 ile çarpacağız. Paydaları eşitlemek için. 2 kere 9, 18, 18 bölü 12, eksi 6 bölü 12. O da eşittir. 18'den 6 çıktı. 12, 12 bölü 12 olur. Yani bu da bir tama eşittir aslında. Pizzanın tamamını bir bütününü yemiş Evet C şıkkına bakalım şimdi de pizzanın ne kadarı yenilmemiştir diyor C şıkkında. Ne kadar yenilmediğini bulmak için ne yapmamız lazım? Önce yenileni bulmamız lazım. Her birinin yediğini ayrı ayrı toplamamız lazım. A şıkkında Ayşe'nin e, yediği pizza miktarını bulmuştuk. Ne demiştik? 9 bölü 6. 6'da 9 demiştik. 9 bölü 6 artı e, Ali'nin ne kadar yediğini biliyoruz. 2 tam 6 da 5. Onu da bileşik kesire çevirdiğimizde 17 bölü 6 olduğunu biliyorduk. 17 bölü 6 diyelim. Artı daha sonra Mehmet'in ne kadar yediğini bulalım. 6 bölü 12 idi o da. Şimdi bunları toplarsak paydalar eşit değil. Onun için eşitlememiz lazım. Bunları 2 ile çarpacağız 12 ile buluşturmak için. 2 kere 9 18. 18 bölü 12 artı 2 kere 17 34 yapar. 34 bölü 12 artı 6 bölü 12 eder. Şimdi toplarsak eşittir. 8 4 daha 12 6 da 18 18'in 8'i 1 3 daha 4 bir de eldemiz vardı 5 eder 58 58 bölü 12 eder. Şimdi tamam e, yenilmeyen kısmı bulmak için ne yapmamız lazım? Tamamından 58 bölü 12'yi çıkaracağız peki tamamı neydi e, bu işlemde bizim pizzamızın 5'ti O zaman e, farklı bir kalem kullanarak aşağıda bunu Yapalım 5 eksi 58 bölü 12 diyeceğiz 5'ten e, tamdan 58 bölü 12 çıkarmak için bu bütünü e, Tamı Biz bir kesirmiş gibi yazacağız paydasına 1 yazacağız ve 12 ile biz bunu eşitleyeceğiz O da eşittir 12 ile 5'i çarptığımızda 60 yapar 60 bölü 12 Eksi 58 bölü 12. O da eşittir. 60'tan 58'i çıkardığımızda 2 kalır. 2 bölü 12 olur. Yenilmeye kısım 2 bölü 12'dir. Yani 12'de ikilik kısmı yenilmemiştir. Pizzanın